Son cümlem şu. Yani bizim belamız fetva ama insanın da İslam'ın da belası siyasal İslamcılık. Çok açık. Aynen. Mezhepçilik korkunç bir şey. Aynen. Orta çağdan beri mezhepçilikle başarıya ulaşmış tek bir ülke yok. Mezhepçilik ancak böler, kardeş kavgası, Müslüman'ın Müslüman'ı boğazlaması gerek. Ümmet diyorsunuz. Ümmet diye bir şey var mı kardeşim? Bir tarafta Muaviye Sünniliği, bir tarafta Şiilerin bilmem nesi, bir tarafta bilmem tarikatlar, bir tarafta cemaatler. Allah-u Ekber diye bombalayan, adam kesen insanlar. Hem de kestiklerin hepsi Müslüman. Günde 1000 tane Müslüman öldürülüyor. Birleşmiş Milletler raporu var. Evet. Müslüman'ın Müslüman'ı katlettiği bir dünyada yaşıyoruz. Niye yapıyor bunu? Mezhebini bana kabul. Ben senin mezhebini kabul etmem. Ben senin sapkın din anlayışını kabul etmem. Sen de benimkini etmezsin. Niye? Efendim o zaman ben seni devlete sokmam. Ha, olmaz. Şimdi İbrahim Kalın baş danışmanı tebrik ediyorum. Diyor ki Şii, onu bir daha söyleyeyim. Efendim Şii Irak hükümeti Sünnilere hükümette yeterince yer vermediği için Sünniler de kızmışlar. IŞİD oluvermişler. Peki bu yanlış bir şey mi? Kesinlikle yanlış bir şey. Yani o zaman Türkiye'de sen bir tek Alevi kökenli, Bektaşi kökenli valin, bir tek orgeneralin, bir tek bakanın, bir tek müsteşarın var mı? Sen Alevilere yaptığın ayrımcılığı, zulmü yaparken iyi de Şii, Irak, Sünnileri yaparken kötü mü? İkisi de kötü. Onun için bunun ilacı laiklik. Sayın İbrahim Kalın, iyi bir konu açtınız. Yani sizin mantığınıza göre Türkiye'de de Alevilerin IŞİD gibi örgüt kurup kara bulamaları lazım dünya. Ama Aleviler ne yapıyorlar? Vatana bağlı, Atatürk'e bağlı. Vergisini ödüyor, askerliğini yapıyor. Bir tanesi devlete işe alınmıyor. Günah değil mi bu insanlara? Suçları özbeöz Türkmen olup Horasan'dan gelip vatana millete bağlı olmak mı? İnançlarından dolayı insanlar nasıl dışlanabilir böyle? Sen çoğunluksun diye onları nasıl ezersin? Orada Irak'taki Şiiler ezince Sünniciliğin damarın kabarıyor da burada niye aynı haklılığı ve adaleti göstermiyorsun? Müslüman gerçekten budur. Bırakın Şiiliği, Sünniliği, Aleviliği. Gelin samimi dindar olun, mütedeyyin olun. Din ve devlet işini karıştırmayın. Dini kullanarak siyaset ve ticaret yapmayın. Benim dediğim bu. Evet. Bir sözüm bu.